Selamlar, bu inceleme videomuzda size Huawei P30'dan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi daha önce P30 Pro ve P30 Lite'ı incelemiştik. Detaylarına göz atmak isterseniz kanalımızda bu iki ürüne ait inceleme videolarını bulabilirsiniz. Bu kez de P30'la birlikteyiz. Huawei P30 7.57 mm kalınlıkta ve 165 gram ağırlıkta. Yani P30 Pro'dan daha ince ve daha hafif. Cam ve metal malzemelerin sıklıkla kullanıldığı ürünün tasarım hatları P30 Lite ve P30 Pro ile benzer nitelikte. Zaten geniş bir aileden söz ediyoruz. Ürünümüzün arka kısmında 3 tane kamera yer alıyor ki Leica ile yapılan bir çalışma yine burada da söz konusu. Bu 3 kamera dışa doğru biraz çıkıntılı tasarlanmış, bunu belirtmekte fayda var. Yine arka taraftaki parlak tasarım, ışık açılarına göre farklı renk detayları, renk tonlarını sunabiliyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ancak yoğun ışıklı ortamlarda kir tuttuğunu ve parmak izlerini belli ettiğini de belirtmem gerekiyor. Ürünümüzün ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken üst tarafta bir damla çentik konumlandırılmış. Orada da selfie kamerası yer alıyor. Bu kez parmak izi okuyucu sensör arka tarafa değil, ekrana yedirilmiş durumda. Bu da daha kolay bir kullanım deneyimi sunması anlamını taşıyor. Biliyorsunuz birçok üst seviye akıllı telefonda suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları önemli. Özellikle IP67 ve 68 sertifikaları sıklıkla kullanılıyor. Bu ürünümüzde ise IP53 sertifikası kullanılmış. Yani su sıçramalarına karşı ufak tefek kazalarda cihazınızı korumaya yönelik bir hamle olarak görülebilir. Ancak çok da gelişmiş bir çözüm olduğunu söyleyemeyiz. OLED teknolojisi kullanan ve Full HD Plus çözünürlük sunan bir ekran bu. Ekran çerçeve oranına baktığımızda %85.8'lik bir miktar ortaya çıkıyor ki gerçekten çok güzel. Başta da belirttiğim gibi tek elde tutup kullanımı gayet rahat. Zira kıvrımlı çerçeve faktörü ve geniş ekran göz okşuyor desek yeridir. Bu tip bir ekran tabii ki bir şeyler okumak ve bir şeyler oynamak için, bir şeyler izlemek için gayet ideal. Dokunuşlara verdiği tepkiler gerçekten çok başarılı. Dış mekan kullanımlarında farklı açılardan bakıldığında dahi genellikle çok net ve keskin görüntüler elde edebiliyorsunuz. Başta da belirttiğimiz gibi telefonumuzda ekrana yedirilmiş bir parmak izi okuyucu sensör yer almakta. Hatta hemen bir test edelim. Gördüğünüz gibi. Bir daha test edelim. Hızlı bir şekilde çalışıyor. İkinci olarak da yüz tanıma sistemi. Bunu da test edelim. Gördüğünüz gibi kabul etti. Açtım. Bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi bunu da kabul etti. Yüz tanıma sistemi düşük ışık koşullarında biraz geç cevaplar verebiliyor olsa da genel performansını beğendiğimi söylemem lazım. Gelelim işlemci tarafına. 7 nanometre üretilen Kirin 980 bulunmakta bu ürünümüzde. P30 Pro'da da bu kullanılıyordu. Ek olarak 128 GB'lık dahili depolama ve 6 GB RAM faktörü var. Android 9 işletim sistemi kullanılıyor ve Huawei'nin kendi başarılı arayüzü var. Dolayısıyla hem uygulama kullanımı, uygulama performansı çok başarılı, hem de şu an Google Play Store'da yer alan bütün oyunları oynamanıza imkan sunuyor. Örneğin PUBG, örneğin güncel bir Asphalt 9 Nitro, örneğin bir Super Mario Run. Yani yarış oyunundan platform oyununa, aksiyon oyunlarına kadar pek çok seçenek elinizin altında. Ama tabii şöyle de bir risk var. Biliyorsunuz şu ara Huawei ve Amerikan hükümeti arasında bazı anlaşmazlıklar var ve bu bağlamda Google'da dahil pek çok şirketle Huawei'nin sorunları bulunuyor. Yani önümüzdeki dönemde Google ile olan ortaklık tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu da güvenlik güncellemeleri, işletim sistemi güncellemeleri tarafında, hatta Android market tarafında büyük sıkıntılar doğurabilir. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz ama şu an için Huawei'nin yazılım tarafında gerçekten pek çok soru işaretiyle boğuştuğunu ve kullanıcıların da bunu merak ettiğini söylemek lazım. Gelelim kamera tarafına. Biliyorsunuz Huawei özellikle üst seviye telefonlarında kameralara çok önem veriyor ve bir süredir Leica ile ortak çalışmalar yürütüyor. Ama kameralarında özellikle fotoğrafçılık başlığında odaklanıyor. Yani video tarafında da tabii ki çalışmaları var ama özellikle fotoğrafçılık tarafına yoğunlaşıyor. Bu ürünümüzün arka tarafında da tam 3 tane kamera var. İster normal, ister geniş, ister ultra geniş açılı çekimler yapabildiğiniz gibi portre modunda net detaylar elde edebilir. Zoom faktörünü ön plana alarak
uzaktaki detayları net bir şekilde daha yakına getirebilirsiniz. Ürünümüzün arka tarafında 40 megapiksel, 16 megapiksel ve 8 megapikselden oluşmak üzere tam 3 kamera yer alıyor. Çeşitli zoom seçeneklerimiz var. Fotoğraf başlığına geldiğimizde özellikle 1x, 3x, 5x gibi seçenekler görebiliyoruz ama 30x'e kadar dijital olarak zoom yapabiliyoruz. P30 Pro'da ise 50x'e kadar zoom sunuluyordu hatırlayacağınız üzere ve arka tarafta bir 3D TAF kamerası da bulunmaktaydı. Aynı zamanda bu kameralardaki stabilizasyon ve daha geniş diyafram aralığı sayesinde düşük ışıklı ortamlarda daha net sonuçlar elde edilebiliyordu. Video tarafına geldiğimizde fotoğrafçılık tarafına kıyasla o kadar da iddialı olmadığını söyleyebiliriz. 1080p 60 fps çekimler yapabilirsiniz. 4K video çekim yapabilirsiniz. Ancak Huawei yine 4K tarafında biraz zayıf kalmış diyebilirim. Ağır çekim seçeneklerimiz var. Hızlı video çekim seçeneklerimiz bulunmakta. Yine ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kamera var ve gerçekten çok başarılı sonuçlar veriyor. Özellikle de iyi ışıklı ortamlarda. Tabii pek çok filtre ve makyaj seçeneği de emrinize amade. Yani P30 Pro'nun P30'a kıyasla biraz daha önde olduğunu, ancak bunun çoğu kullanıcı için çok da sorun teşkil etmeyeceğini söyleyebilirim. Pil tarafına baktığımızda 3650 mAh'lik bir pilimiz var. Tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmamıza yardımcı oluyor. Yine P30 Pro ile ayrıldığı bir nokta var. Biliyorsunuz P30 Pro'da çok yüksek bir hızlı şarj değeri vardı. Tam 40 Watt'tan söz ediliyordu ve kablosuz şarjın yanında başka ürünleri şarj edebilme özelliğinden de bahsediliyordu. P30'da ise bu kadar detaylı bir çözüm yok. Yine Huawei'nin süper şarj dediği bir hızlı şarj teknolojisi bulunmakta. Yarım saatte %60'a kadar telefonu şarj edebiliyor. Toparlamak gerekirse P30 gerçekten de ele çok güzel oturuyor. Çok güzel bir ekranı ve çok güzel kameraları var. Özellikle de fotoğrafçılık tarafında. Eğer P30 mu yoksa P30 Pro mu diye sorulacak olsaydı kendi tercihimi P30'dan yana kullanırdım. Tamam, P30 Pro'nun fotoğrafçılık tarafında özellikle daha fazla ışık alan sensörü ve daha geniş zoom detayları sunması gibi özellikleriyle biraz daha ön plana çıksa da genel kullanımımı göz önüne aldığımda, gündelik kullanımımı, P30 benim işimi rahatlıkla karşılayacak düzeyde duruyor. Ama tabii ki yine tekrar etmekte fayda var. Android tarafı ve diğer şirketlerin Huawei'ye karşı tutumu şu an pek çok kullanıcıyı endişelendiriyor ve önümüzdeki günlerde neler olacağını bilmediğimiz için de biraz sıkıntılı bir durum oluşturuyor diyebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.